Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu bir soru cevap videosu. Size kısaca Burdur hakkında ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi hakkında kısa kısa bilgiler vereceğim. Okul hakkında kısaca bilgiler nelerdir? Ya, okul hakkında şöyle söyleyebilirim. Okul yeni gelişmekte olan bir okul aslında. Gelişmeye çok müsait bir okul. Sadece konum itibariyle yani biraz şehrin dışında. Ama onun haricinde 2018'de çok büyük bir kütüphane yapıldı. Hemen şuralardan gösterebilirim fotoğraflarını. Kütüphane gerçekten çalışma, 7/24 çalışma merkezi var, kariyer okulu var ve birçok çeşit kitaplara sahip. Öyle güzel yani. Yemekhanesi olaraktan da gerçekten büyük bir yemekhanesi var, rezervasyonla çalışan. Fiyatları olsun, yemekleri olsun gerçekten çok güzel yani. Evet, sağlık ocağı var okulun yerleşkesi içinde. Yani burada şöyle artısı var, hastaneye gitmeden genelde hani muayene olabiliyorsunuz ve size işte reçeteler yazılabiliyor. Yani bu da güzel bir artı yani bence, çünkü hiç sıra mıra çekmeden rahatça işlerinizi görebiliyorsunuz. Evet, spor merkezi de stadyumu yapıldı okulun yeni. Yani orası tabii herkesin kullanacağı bir alan değil. Besyo oraya taşındı işte. Tribünlerin altında Besyo'nun çalışma yerleri. Yüzme havuzu var okulun, kapalı yüzme havuzu var. Orada fitness salonu falan var okulun yani hepsi. Düşük bir ücret karşılığında kullanabiliyorsunuz. Ayrıca bu pandemi sürecinde Covid-19 kiti çalışmaları ilk başlatılan yerlerden biri de Mokyu'da oldu. Yani bu da hocaların ne kadar kaliteli olabilen hocaların olduğunu gösterir yani. İyi hocalar var yani bazı bölümlerde. Rektörümüze ayrıca Adem Korkmaz'a rahatça ulaşabileceğiniz bir ortam var. Yani Twitter'dan kendisine mesaj attığınızda veya herhangi bir konudan şikayetçiyseniz direkt hani birebir ona ulaşabiliyorsunuz. Bu da güzel bir artı bence yani. Aynı zamanda işte Burdur'da belediye başkanı Ali Orkun Ercengiz'e de rahatça Instagram'dan falan mesaj attığınızda geri dönüş alabiliyorsunuz yani. Bunlar güzel artılar bence. Çünkü ulaşabildiğiniz zaman dertlerinizi falan güzelce şey yapabiliyorsunuz. Vize final dönemlerinde işte çalışma salonları ayarlanıyor. Orada 7/24 çalışabiliyorsunuz. Gayet güzel ortamlar oluyor yani burada. Sosyal çevre nasıl? Ya sosyal çevre şöyle biraz kısıtlı ama bu kısıtlar içinde dahilinde güzel arkadaşlıklar edinebiliyorsunuz. Ayrıca işte yani kaliteli zaman geçirebilirsiniz ama çok fazla bir seçeneğiniz olmaz. Ama arkadaşlıklar bakımından benim çok başım yanmadı yani, güzeldi. Ama şöyle bir dipnot yapabilirim. Eski sevgiliniz arkadaşınızın yeni sevgilisi olabilir yani. Bu da kısa bir... Kiralar nasıl? Ya kiralar aslında Burdur'da okuyan öğrencilerin en büyük derdi. Çünkü kiraları yüksek. Yani gerçekten yüksek. Çünkü Burdur halkı biraz öğrencilerden ve askerlerden geçinen bir yer. 100.000 nüfusu var. 100.000 nüfusun 30.000'i öğrenci zaten. O yüzden öğrencilerden iyi geçiniyorlar yani. Onun haricinde hiç diyebileceğim bir şey yok yani. Kiraları biraz yüksek yani. Yerleşke ve ulaşım. Yerleşke ve ulaşım. Yerleşke, İstiklal Yerleşkesi'nde zaten okursunuz muhtemelen. İstiklal Yerleşkesi de şehrin 7 kilometre dışında kalıyor. Otobüsle gidiyorsunuz, özel aracınız yoksa. Otobüsleri fotoğraflarını bulabilirsem hemen şuradan görebilirsiniz. Eski biraz. Eski tip otobüsler. Ya, ulaşım birazcık can sıkıyor. Ama güzel yani, şöyle güzel, şehrin dışında ve gerçekten büyük bir yerleşke. Ama kışları biraz çetin olabiliyor yani, dağda olduğu için. Burdur halkı nasıl? İşte dediğim gibi Burdur halkı birazcık öğrencilerden geçindiği için
Yani öyle düşünüyorum çünkü yani belki buradan izleyen halktan birazcık linç yeme ihtimalim var ama yani ben çok şey görmedim yani sıcaklık görmedim. Denk gelmedim iyi ya da. Yani iyi olanlar illaki vardır ama çok fazla denk gelme ihtimalinizi düşük görüyorum yani. KYK hakkından bilgiler. KYK, kız KYK, erkek KYK şöyle. Erkek KYK iki tane yurdu var. İsimleri Fereli ile, evet diğerini unuttum. İki tane yerleşkede erkek KYK var. Bir tane de en son inşaatı devam ediyordu. Kız KYK yapıyorlardı oraya. Kız KYK bir de şehrin merkezinde var. Yani Emek tarafı oluyor, göl tarafında oluyor. Öyle yani KYK'ları güzel diye duydum. Ben KYK'da hiç kalmadım ama erkek KYK'lar yeni diye biliyorum. Kız KYK biraz eski ama yenisi yapılıyor. 1000 yatak kapasiteli yeni bir tane KYK yapılıyor. Şehir hakkında kısaca bilgiler verir misin? Ya mevsimler şehir, mesela. Ya şehir şöyle küçük aslında. Ama şöyle artıları var. Daha demin otobüslerden bahsettim mesela. Ama otobüsler kötü olduğu kadar şöyle de bir artısı oluyor. Binmeyebiliyorsunuz. Yani küçük şehir olduğu için her yere yürüyerek rahatça gidebilirsiniz. Genelde de öğrenciler yürür zaten. Yani iyi oluyor. Küçük yani bir yerden bir yere yürüyebiliyorsunuz. Mevsimleri biraz şöyle nemi yok. Çok fazla. Yani güneşi yakar, gölgesi de soğutur. En güzel mekanı mesela? Ne olaraktan? Yemek olaraktan baktığında gelen bütün öğrencilerin ailesiyle beraber bir Toros'a gitmişliği vardır yani. Toros ünlü bir mekanıdır yani. En kötü mekanı? En kötü mekan? Yani söylemeyeyim en kötü mekanı. En ucuz mekan? Ya işte fiyatlar mesela. İşte kendimle çatışmış oluyorum. Şöyle ucuz mekan çok az. Erkekler için elite gidebilirsiniz. O da kahvehane zaten. Hani başka ucuz mekan zor çünkü her yerin kalitesi aynı değil ama fiyatları neredeyse aynı. O yüzden böyle bir hani tutarsızlık var. Dediğim gibi yani öğrenciden biraz yararlanıyorlar. En pahalı mekan? En pahalı mekan da demeyeyim yani. Çünkü neye göre pahalı yani? Ne içtiğinize ne ettiğinize bağlı yani. Ortalama olarak. Ya fiyatlar. Ortalama olarak ne içiyorsun mesela? Ne yapıyorsun? Gittiğinde mesela ice tea içtin. Biliyorsun sorularını. Ya ice tea genelde ne kadar? 5,5 lira, 6,5 lira arasında değişiyor yani. Yani burada zaten her yerde aynı. Denizli'de de böyle. Başka bir şey yok mu? Yok. Evet yani kısaca bahsettim. Herhangi bir sorularınız olduğunda yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben de yardımcı olmaya çalışırım. Video bu kadardı. Şuradan bana abone olup diğer yerlerden de diğer videolarıma geçebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Getir bakayım.